Yeniden merhaba. Kendi yolunda hayallerine doğru ilerlediğim bu yolculukta bayağı yol kat ettik. Ne dersin? Henüz önceki bölümleri izleme fırsatın olmadıysa ilk önce onları izlemeni öneririz. Böylece yolculuğunu adım adım şekillendirmen daha kolay olacaktır. Bu bölümde neye odaklanacağız? Gücümüz ve hayallerimize birlikte bakacağız. Yapmak istediğimizi yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Bir hayali gerçekleştirmek, kendi yolumuzda ilerlemek bazen pek çok şeyi yapabilmeyi gerektirir. Her şeyi yapmaya gücümüz var mı peki? Olmayabilir. Hem neden olsun ki? Gerçekten ne yapmak istediğimizi netleştireceğiz. Sonrasında güçlü ve geliştirilebilir yönlerimizi belirleyeceğiz. Geliştirmeye ihtiyaç duyduğun noktalar, kimlerden nasıl destek isteyebileceğini, nelerin sana destek olabileceğini gösterecek. Unutma, güç kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için harekete geçme kapasitemizdir. Destek istemek, duygusal olarak da güçlü olmamızı sağlar. Her şeyin altından kalkabileceğine inanmak, hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmek ve gerektiğinde destek istemek için ihtiyaç duyduğun duygusal kaynaklara sahip olduğun anlamına gelir. Destek isteyebilecek kadar güçlü olabiliriz. Yeter ki hayalimizi ve onu gerçekleştirebilmek için öncelikli ihtiyaçlarımızı belirleyelim. Şimdi bunun için bir çalışma yapacağız. Öncelikle yine sana iyi gelen bir yer bul ve hiç acele etme. Bu geçiştirilebilecek, hızlı hızlı yapılacak bir ödev değil. Çünkü kendine hayalin peşinden giderken izleyeceğin yol haritanı çıkaracaksın. Sadece sana ait olan kendin için bir yol haritası. Dilersen kağıt kalem, boyalar, dilersen klavye ve tuşlar. Hatta alttan sevdiğin bir müzik bile açabilirsin. İçinden nasıl gelirse. Öncelikle hayalini yaz. Burası önemli. Hepimizin farklı farklı özellikleri var ve bunların çoğu sürekli gelişiyor, değişiyor. Hayalimize odaklanmadıkça potansiyelimizin bize nasıl destek olacağını kestiremeyiz. Evet, hayalini yazdıktan sonra iki ayrı liste yapacağız. Hayalini gerçekleştirmek için güçlü ve geliştirilebilir yönlerin. Hadi başlayalım. Gözünü kapatıp kendine hayal edebilirsin. Hayalini yaşayan seni hangi yönlerin destekliyor? Önce kendin düşünmeye çalış. Neleri sana iş gibi gelmeden yaparsın mesela? Bir boşluk bulduğunda kendini hevesle ne yaparken bulursun? Şunlar bitse de sıra ona gelse dediğin ne var? Yaptığında ya da tamamladığında içine sinen şey ne? Belki biraz utangaçlıkla gururlandığın ya da kusura bakmayın hiç mütevazi olamayacağım dediğin şey. Spor yapmak, yazmak, iletişim kurmak, yemek yapmak, ellerinle bir şeyler üretmek. Pek çok şey olabilir. Etraflıca bak. Aklına gelmezse yanındaki kişileri düşünebilirsin. Senin nelerle ilgili takdir ediyorlar? Hatta onlara sorabilirsin ve listen hazır olunca şöyle bir göz at. İçindeki kıpırtıyı fark ettin mi? O listedekilerin hangilerini yapabilmek için nasıl destekler gördün? Kendini nasıl destekledin? Şimdi bir de hayalini gerçekleştirmek için geliştirmen gereken yönlerine bakabilirsin. Yapabilmek, adım atabilmek için neye ihtiyacın var? Burada da kendine biraz zaman ver. Bu kısmı hızlıca ard arda doldurma eğilimimiz olabilir. Ama sakin sakin ilerlemek en iyisi. Geliştireceğin yönlerini upuzun bir listeye dönüştürme. Tüm dünyayı kurtaracak kadar geliştirilecek yönün olduğunu düşünürsen şuradan şuraya gidecek motivasyonu bulamayabilirsin. Sabotajcı sesi fark et ve onun sesini kıs. Gerçekten geliştirmeye ihtiyacın duyduğun yönler neler? Bir dil öğrenmek, zamanı iyi yönetebilmek, kendine zaman ayırmak ve hayır diyebilmek, gerçekçi bir plan yapabilmek, bir konuda uzmanlaşmak. Bak bakalım neler çıkacak? İçinden en öncelikleri belirleyebiliyor musun? Onlar için kimlerden nasıl destek isteyebilirsin? Bu arada bazen destek isteyecek kimse yokmuş gibi gelebilir insana. Bu da çok normal. Bunun için de birkaç önerimiz var. Etrafında birbirini destekleyen kadın grupları olup olmadığına bakabilirsin. Lütfen sadece ailene odaklanma. Bazen onların desteğini alamadığın zamanlar olabilir. Bu senin vazgeçmene neden olmasın. Benzer ilgi alanlara sahip olduğun kişilerin bulunduğu topluluklara dahil ol. Biliyorsun, artık bunun için evden çıkmana bile gerek yok. Elinin altında pek çok platform, uygulama var. Orada destek isteyen insanlarla karşılaşırsan, merakla neler olacağını izle. Bu, deneyimlemeni kolaylaştırabilir. Aklında bulunsun,
Bazen hayır duyabilirsin. O zamanlarda bu hayırın sana değil, istediğin desteğe söylendiğinin farkında ol. Biliyor musun? Bu çok önemli bir fark. Ve hayırı duyduğun için sevin. Gönülsüzce hayır diyemediği için sana gelen bir evetle yola devam etmek hiç de kolay olmazdı. Değil mi? Unutma, destek isteyebilecek kadar hayallerine bağlı ve güçlüsün. Şimdi konuğum Gülse Binsel'le bu konuyu biraz konuşmak istiyorum. Sanırım onu uzun uzun tanıtmama çok da gerek yok. Gülse Binsel, Avrupa yakasından Jet Sosyete'ye, Yalan Dünya'dan Aile Arasına ve daha pek çok önemli işe imza atmış bir senarist, oyuncu ve gazeteci. Kendisi uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı ve köşe yazılarından derlediği, hepimizin keyifle okuduğu kitapları da var. Çok teşekkür ederim. O zaman soruları cevaplamaya başlayabilirim. Hayalim hep şuydu aslında çocukluktan beri. Ya bir sahne, ya bir sinema perdesi, ya televizyon ekranlarının başında insanlar çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar ve alkışlıyorlar. Şimdi bu hayalin içini nasıl dolduracaksın? Ya oyuncu olacaksın, ya yazar olacaksın, ya yönetmen olacaksın, ya sinemaya, ya televizyona, ya tiyatroya iş yapacaksın. Hep böyle bir gösteri sanatlarıyla ilgili bir hayal vardı benim aklımda. Ama zannediyorum aslında bu alkışlanma ve beğenilme hikayesi bütün hayallerin kökeninde olan şey. Sonuç olarak biz alkışlanmak istiyoruz. Övgü istiyoruz, sevilmek istiyoruz ve bütün hayaller bunun için kuruluyor temelinde. Onun için benim hayalim de sevilmek, övülmek ve alkışlanmaktı. Hayalini gerçekleştirmeden önce doğru hayali kurmak için bazı şeylere ihtiyacın oluyor. Mesela ben ilkokulda bu alkış ve seyirci hikayesinin sanki ben şarkıcı olursam gerçekleşeceğini düşünüyordum ve hayalim şarkıcı olmaktı. Neyse ki çok gerçekçi bir aile ve gerçekçi arkadaşlar tarafından bunun olamayacağına ikna edildim. Çünkü şarkıcı olmak için ses gerekiyordu. Bence hayal kurmakla ilgili önemli şeylerden biri, pek çok hayaliniz olabilir ama bunlardan en az bir tanesi gerçekleştirebileceğiniz bir hayal olmalı. Bu önemli. Yani önce doğru hayali seçmek, doğru eğitimi almak, eğitim sırasında öğretmenler, aile, arkadaşlar vesaire tarafından doğru yönlendirmek. Sonra meslek seçerken de bana sorarsanız en kolay, en rahat, en başarılı yaptığınız şeyi mesleğiniz haline getirmek. Ben hep çok kolay yazdım. Hep Türkçe derslerim çok iyiydi. Çok çaba göstermeden o derslerde başarı kazandım ve sonuç olarak yazarlık mesleğim oldu. Erken yaşta çalışmaya başlamak. Yani eğer hayaliniz meslekle ilgili bir hayalse, ki genellikle öyle oluyor, bunu mümkün olduğu kadar erken yapmaya başlamak lazım. Bence en anahtar şeylerden biri bu. Ben iyi ki 19 yaşında bir dergiye girip muhabirlik yapmaya başladım. Yani profesyonel olarak bir yazarlık işine 19 yaşında başladım. İyi ki böyle yaptım. Sonrası için bana paha biçilmez bir fayda sağladı. Röportaj yapmak bana biraz daha zor gelirdi. İnsanlara soru sormak, o cesaret biraz daha zor gelirdi ama çok iyi portre yazardım. Sonra karakter yaratırken bu yazdığım portrelerin aslında birer karakter yaratmaya, çok yani senaryo yazımına çok benzediğini hissettim. Destek istemekten hiç utanmam, hiç çekinmem, hiç gerilmem. Destek iki türlü olabilir. Ailenizden hayalinizle ilgili manevi destek, cesaret vermelerini isteyebilirsiniz arkadaşlarınızdan, kime yakınsanız. Bir de bu mesleği iyi bilen ya da bu hayali daha önce gerçekleştirmiş insanlardan yaşadıkları tecrübeleri size aktarmalarını isteyebilirsiniz. Bunu kendinizin bir eksiği, bir ihtiyacı, ya ben beceremiyorum, onun için destek istiyorum, bu konuda çekiniyorum gibi düşünmemek lazım. Eğer o insanlar size vakit ve enerji ayırabiliyorsa alabileceğiniz bütün desteği herkesten alın. İlk defa bir işe girmişim, Aktüel Dergisi'nde beni muhabir olarak almışlar, 19 yaşındayım. Dediler ki çok güzel yazmışsın, şimdi bunu bilgisayara yaz, bizim sisteme gir.
sistemi bilmiyorum, bilgisayar yazılımını bilmiyorum. Bilgisayar bana bakıyor, ben bilgisayara bakıyorum. Dedim ki hiç utanmayacağım, ben daha burada yeniyim. Soru sorma hakkım var. Yanımda çok tecrübeli bir muhabir oturuyor. Dedim ki merhaba, ben yeni girdim, adım Gülse. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum, nasıl gireceğim, nereye basacağım, ne yazacağım? O bana ne dedi? Ben de daha bilmiyorum bunu. Ben daktilo ile yazıyorum, buraya getiriyorum kağıtla, onlar bilgisayara geçiyor dedi. Böyle sürprizler de olabilir. Onun için hiç utanmamak lazım. Avrupa yakasını çekiyoruz. Ben çok tecrübesiz bir oyuncuyum. Yazarlığım tamam, çok iyi gidiyor. Zaten okulunda okumuşum. 19 yaşından beri yazarak para kazanıyorum vesaire vesaire. Ama oyunculukta aslında işin çok çok başındayım. Ve biraz deli cesaretiyle kendime de önemli rollerden birini yazmışım Avrupa yakasında. 3 bölüm, 5 bölüm, 7 bölüm gitti. Tamam, sıkıntı yok. Sonra yazarken hiç aklıma gelmedi tabii. Kendi karakterime, Aslı karakterime bir tirat yazmışım. Sakin başlıyor, yavaş yavaş sinirleniyor, ondan sonra bağırarak bitiriyor ve kapıyı çarpıp çıkıyor. Şimdi oynadım, ezberim tamam, her şey tamam ama çok monoton, sadece bağırdığım bir şey oluyor. Yani olamıyor. Bir daha alalım diyor yönetmen. Ben diyorum ki tamam, bu sefer daha çok bağırayım falan. Sonunda 3, 4, 5 bağırıyorum, bağırıyorum, çıkıyorum. Yönetmen dedi ki tamam. Olur, olur, bu olabilir. İşte araya tepkiler falan da gireriz. Neyin sıkıntılı olduğunu da bilmiyorum. Tam desteğe ihtiyacım olan bir an aslında. Sonra Hümeyra Hanım'a döndüm. Dedim ki, niye olmuyor? Dedi ki, çok basit, bağırarak başlıyorsun. Fısıltıyla başla dedi. En son bağır, yavaş yavaş çık. Biz buna crescendo deriz dedi. Bu kadar. Bir cümleyle benim bütün ufkum aydınlandı. Aa, demek ki tiratlarda böyle bir şey yapmak lazım. Müziğin ritmini değiştirmek lazım. Yavaş yavaş çıkmak lazım. Crescendo, wow, tamam. Oynadım. Herkes dedi ki, aa tamam, şahane oldu. Şimdi anladık, tamam. Şimdi derdini anladık Aslı'nın. Bence bütün hayallerin gerçekleştirilme aşamasında ne olursa olsun hayal, silah arkadaşlığı çok önemlidir. Yani tek başınıza evet yazarsınız vesaire falan filan ama her şekilde, çünkü silah arkadaşlığı şöyle bir şeydir ya, sırt sırta verirsiniz ve birbirinizi korursunuz. Ve sırtınızda sizi koruyan birinin olduğunu da hissedersiniz. Avrupa yakasının 3. sezonunun sonuydu. 3 oyuncumuz ayrılmaya karar verdiler. Yani en sevilen karakterlerden üçü ayrılıyor. İşte Volkan, Selin, Şesu. Bu dizi bir abi kardeş çatışması üzerine kurulu. Yapım devam edelim diyor, kanal devam edelim diyor, oyuncuların çoğu devam edelim diyor. Ben son derece kararsızım, ne yazacağım? Abi kardeş yok artık ortada. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Dedim ki yok ya, bitirelim. Zaten 3 sezon gitmişiz, 95 bölüm yeter falan. Orada bir noktada böyle bir çok düştüğüm bir noktada Engin Günaydın devreye girdi. Dedi ki çok arkadaş bile değildik o zaman, yani daha böyle setten sete görüyorduk birbirimizi. Dedi ki sen çok iyi bir yazarsın, elinde de çok iyi oyuncular var. Ben de sırtlanırım, çok güzel gider bence dedi. O ben de sırtlanırım gerçekten tam bir silah arkadaşlığı. Yönetmenimiz Jale Atabey aynı şekilde dedi ki Gülseciğim sen yazarsın. Hümeyra Hanım var, Gazanfer ve Engin var, bir sürü şahane oyuncu var. Gider, bu iş gider. Anladım ki en az iki tane silah arkadaşım var. Arkanızda iş arkadaşlarınızın desteğini, yani o silah arkadaşlığını hissetmek, bu taşın altına ben de elimi koyuyorum diyen insanları hissetmek, dünyanın en büyük gücü, en büyük motivasyonu. Nasıl bir desteğe ihtiyacınız olduğu da burada önemli tabii. Tamamen mesleki bir bilgiye mi ihtiyacınız var? Yoksa aslında hayalinizi gerçekleştirmek için birinin size güç, motivasyon, cesaret vermesine mi ihtiyacınız var? Bence birincisi buradan başlıyor. Bu desteği ben her zaman ailemden, arkadaşlarımdan hissettim ama destek alabileceğiniz önemli bir kişi de aslında kendiniz. Buna hazır mısınız?
Hayaliniz bu kadar sağlam mı, bu kadar güçlü mü? Önce kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Ben bunu yapabilirim ve yapmak istiyorum ve bütün enerjimi, bütün vaktimi buna harcayacağım. Bir de sizi bu muhtemelen çok uzun ve zorlukları olacak yolculukta ne ateşliyor? Siz nasıl bir kişiliksiniz? Pozitif motivasyonla mı, negatif motivasyonla mı daha iyi çalışıyorsunuz? Ben şu ana kadar herhalde 350 bölüm dizi yazdım. Her bölümü yazarken bu hafta elimde patlayacak diye oturuyorum masaya. Ben de böyle bir tipim. Ya bu hafta olmayacak. Bu hafta kariyerim bitti kızım. Geçmiş olsun, bu hafta alasma aldık diyorsun. Artık bundan sonra bulursun bir bankada iş veya bilmiyorum ne yapabiliyorsan. Ekonomi okudun herhalde, bankada sana bir iş verirler. Ama gösteri dünyasında sen bittin. Bu hafta bu senaryo olmayacak. Her seferinde böyle oturuyorum. 350 hafta böyle oturdum. Sonra kendimi hatırlıyorum. Diyorum ki sakin ol. Sen şöyle bir organizmasın. İlk komik sahneyi yazdığın andan itibaren akacak. Çünkü pozitif motivasyonla çalışıyorsun. Kendin sahneyi okuyacaksın, kikir diyeceksin ve ondan sonra her şey akıp gidecek. Gerçekten de öyle oluyor. Kendiniz, kendinizin en büyük destekçisi olacaksınız. Her birimiz farklıyız ama her birimizin güçlü ve geliştirilebilir yanları var. Her birimizin bambaşka alanlarda desteğe ihtiyacı var. O zaman hadi bakalım. Kendi güçlü ve geliştirilebilir yönlerini, bugüne kadar almış olduğun destekleri fark et. Geliştirilebilir yönlerin için ihtiyaçlarını belirle ve ardından kendine bir destek sistemi oluştur. Kendi yolunda, hayallerin için.